Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar. Üreme Tıbbı ve Cerrahi Derneği'nin düzenlediği bu webinar akşamına ve bu cuma akşamını bizimle paylaştığınız için size teşekkür ederek hoş geldiniz demek istiyorum. Yeni katılımcılar da aramıza katılabilsin diye birkaç dakika daha zaman tanımak istiyorum onlara. Hepinizi dernek başkanımız Profesör Doktor Recai Pabuççu adına tekrar selamlıyorum. Ayrıca bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu sebebiyle de öncelikle İzmirli ve tüm yurttaşlarımızı tekrar kutlamak istiyorum. Bugünkü sunumu yapacak hocamız Gökalp Öner hocamız, Sistem Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü. Hepimizin özellikle infertilite ile ilgilenen kadın doğum uzmanı arkadaşlarımızın yıl içerisinde çok önem verdiği iki tane yurt dışı kongreden bir tanesi Eşre, bir diğeri de ASRM belki. Eşre'ye belki hepimiz gidemiyoruz fakat oradan çok güzel bilgiler ediniliyor. Giden arkadaşlarımız mutlaka bunların çoğuna sahip olmuştur ama gidemeyenler ki bu sene ben de katılamadım. Gökalp hocamız şimdi oradan bize kısa kısa notlarla kongrenin bir özetini yapacak. Bizler de oraya gitmiş gibi olacağız. Şimdi müsaadenizle Gökalp hocaya hoş geldin demek istiyorum ve çok da vakit kaybetmeden sözü ona bırakıyorum. Hocam, Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. ekran Yardım hocam. sizin. Teşekkür Keyifle ederim. dinliyoruz sizi. İnşallah güzel bir webinar olur. Benim de Üreme Tıbbı Derneği, Cerrahisi Derneği'ndeki ilk webinarım. İnşallah bu yıl güzel geçer hepimiz için. 2022 Eşre'de özellikle eve neler götürmeliyiz kısmına geldiğimiz zaman ben daha çok ilk olan yani herkesin değil de genellikle biz de tüp bebekle uğraştığımız için acaba farklı ne var kısmındaki oturumların özetlerini özel olarak hazırladım bizler için. Birincisi Jeffroy David Adamson'un sunduğu Freeze-All stratejisinden bahsetmek istiyorum. İşte biliyorsunuz 79 ülkede artık 3 milyondan fazla dondurulmuş embriyo transferi gerçekleşiyor ve tüm artık ALT sikluslarının yaklaşık %76,4'ü frozen embriyo transferi. Cochrane 2021 yılında 15 randomize kontrol bir çalışmasında 4712 kadını randomize ederek acaba taze sikluslara gebelik oranları nasıl diye baktıkları zaman kümülatif canlı doğum oranlarının benzer olduğu taze sikluslardan herhangi bir gebelik oranları anlamında donmuş embriyo transferlerinin herhangi bir üstünlüğü olmadığı, yalnız OHS riskini ciddi anlamda azalttığı. Burada özellikle Eşre'de vurgulanmak istenen bir önemli konu gebelik hipertansiyonu, SGA ve iri bebekte özellikle Freeze-All donmuş embriyo transferlerinde artış gösterebileceği ve bunun da önemli bir risk oluşturduğu vurgulanmıştı. Burada yine benzer şekilde Freeze-All agonist triggerların özellikle OHS riski olan polikistik over hastalarında OHS'in artık görülmediği ve taze transferlerle gebelik oranının halen benzer olduğu. Burada OHS riski yoksa eğer endometrium normalse halen taze transferin gebelik oranlarının benzer olduğu için yapılabileceğinden bahsedildi. Kalan embriyoların dondurulacağını, gebelik olması hemen ardından donmuş embriyo transferinin yapılabileceğinden bahsedildi. Eğer bir PGD düşünüyorsak ya da bir poor responder'sa kötü over cevabı varsa hastanın embriyo havuzlama planlıyorsak da yine Freeze-All stratejisinin uygun olacağından bahsedildi. Burada en çok aslında önemsenen konu ve üzerinde vurgulanan konu bizim donmuş embriyo transferlerinde
Bir HRT ile mi hazırlayacağız yoksa doğal siklus mu yapacağız? Özellikle endometriyumu transfer için rahmi hazırlama döneminde. Eğer HRT ile yapacaksak daha az muayene, programlanma ve herkes için daha kolay bir strateji oldu. Ama eğer doğal bir hazırlık süreci olacaksa daha az iri bebek, daha az preeklemsi, daha az ilaç kullanımı, daha başarılı olduğu ile ilgili hala net çalışmalar olmamakla birlikte komplikasyonların daha az olduğu ve eğer natürel bir endometriyum hazırlanması planlanıyorsa bunun hasta dostu olduğunu ama eğer HRT ile bir endometriyal hazırlık yapılacaksa dolmuş embriyo transferinde bunun için bunun da doktor dostu olduğundan bahsedildi. Biraz önceki bahsettiğimiz komplikasyonların daha çok hormon replasman tedavisiyle hazırlanan frozen embriyo transfer sikluslarında olduğundan bahsedildi. Yine benzer şekilde 2022 yılında Peterson ve arkadaşlarının yaptığı çok geniş bir çalışma ve bu çalışmada da birbirini takip eden sikluslardaki dolmuş embriyo transferleriyle bakılmış. Burada gördüğünüz gibi eğer natürel siklus şeklinde hazırlanırsa, eğer hormon replasman tedavisiyle hazırlanmazsa gebeliğe bağlı hipertansiyonlarda anlamlı bir artış olmadı. Ama eğer hormon replasman tedavisiyle rahim hazırlanırsa, endometriyum hazırlanırsa 2,02 oranında gebeliğe bağlı hipertansiyon artış gösterebileceğinden vurgulandı. Bu da bir önceki çalışmayı ve sunumu destekliyor. Bu bizim freeze all stratejisiyle ilgili sunumdu. Bir sonraki sunumda hepimizin merak ettiği, acaba bir optimum bir doz var mı? Yüksek over yanıtı olan ya da düşük over yanıtı olan hastalarda. Bunun Optimist Trial diye yani Optimist çalışmasından burada bahsetmek istiyorum. Özellikle bu Shutton ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışma. Tabii bizim tüp bebekli amaç ne kadar çok yumurta o kadar çok gebeliktir. Tabii burada ne kadar çok yumurta elde edebilmemiz için optimum bir dozumuz var mı? Bu optimum doza baktığımız zaman düşük over yanıtlı hastalarda eğer 150 üniteyle yüksek dozu karşılaştırıldığı zaman çok fazla canlı doğum oranlarında bir farklılık olmuyor. Ama yüksek cevabı olan hastalarda 100 üniteyle 150 ünite arası karşılaştırıldığı zaman anlamlı olarak biraz daha doz arttırıldığı zaman daha çok yumurta toplandığı, canlı doğum oranlarının daha çok yüksek olduğu ve 2,2 oranında da gebelik oranlarının arttığıyla ilgili bu çalışmanın sonuçlarını bahsettiler. Bir başka çok ilginç bir çalışma bunu Massimo ve arkadaşları sundu. Özellikle düşük over yanıtı olan grupta biz zaten doğal stimülasyonu biliyoruz. Bizim klasik bildiğimiz doğal stimülasyonda HMG ile başlıyoruz. Agonistle trigger yapıyoruz. Yumurtaları topladıktan sonra embriyoları oluşturup donduruyoruz. Daha sonra tekrar devam ediyoruz HMG ile. Ve daha sonra HCG ile trigger yapıp tekrar yumurtaları toplayıp embriyo oluşturup daha sonra onları donduruyoruz. Ve dondurulmuş embriyo transferi yapıyoruz. Şimdi Massimo arkadaşları düşük over yanıtı olan 88 hastadaki bunun tanımı birazcık farklı. Herkes farklı kriterler alıyor ama onlar özellikle antral folikül sayısı 5'in altında, AMH'i 1,2'nin altında ve önceki IVF denemesinin 3'ün altında oosit elde etmeyi kriter olarak almışlar. Ve bu çalışmada HCG ile yani ilk başta ilk uyarmada uyardıktan sonra yumurtaları HCG ile trigger yapmışlar ve oositleri dondurmuşlar. Daha sonra devam etmişler HMG ile uyarmayı. İkinci kez HCG yapıp oositleri toplayıp toplu embriyo elde etmişler. Ve ne yazık ki çalışmayı fail study yani başarısız bir sonuç. Çünkü gördüğünüz gibi şekilde grafikte de tabloda da gördüğünüz gibi Mastin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada gebelik oranları ve embriyo transfer oranları ne yazık ki düşüyor. Ve bunun çok fazla anlamlı bir çalışma olmadığı gösterilmiş. Çok ilginç yani sadece anlamlı çalışmalar değil, anlamlı olmayan çalışmalar da eşliğinde sunulabiliyor ki böylelikle normal klasik tedavi yöntemine farklı bir şey yapılabilir de araştırılmış oluyor. Zaten kendilerini de eleştiriyorlar bu grup olarak. Biz oosit dondurduk ilk stimülasyondan sonra embriyo dondurmadık. Ve de ilk stimülasyondan sonra HCG ile trigger yaptık, agoniste yapmadık diye kendilerini de zaten eleştiriyorlar. Ki klasik dediğim gibi çalışmalarda zaten doğal stimülasyonun daha çok yumurta elde edildiği için gebelik olanları, klinik gebelik olanları da 2 kat daha fazla oluyor. Bu zaten bilinen bir sonuç. Herkesin yine merak ettiği bir soru var. Ben de bu soruyu çok merak ediyordum. Acaba
Düşük ovaryalı hastalarda öncesinde bir tedavi olarak testosteron vermenin gebelik oranlarını arttırıyor mu? Çünkü yumurta kalitesini pozitif olarak etkiliyor mu diye. Bunun sorunun cevabının evet olduğu bu sunulan Kastika ve arkadaşlarının sunduğu çalışmada. Özellikle klinik gebelik oranlarını 2.2, canlı doğum oranlarında ortalama 2.3 kat arttırdığı gösterilmiş. Ki testosteronu biraz daha uzun tutmuşlar. Yani 10 ila 56 gün arasında tutmuşlar ortalama. Yalnız burada kendilerini eleştirdikleri kısım, acaba biz DHA mı vereceğiz, testosteron mu vereceğiz, oral yol mu kullanacağız, vajinal yol mu kullanacağız ve süreyi ne kadar uzun tutacağız? Bununla ilgili halen araştırması gerektiğinden bahsediyorlar. Bir başka konu ki bence bu Fokuson'da da, eşlerin Fokuson'da da en son kongre ile ilgili üzerine vurgulamak istedikleri kısımda da yayınladılar. Biliyorsunuz mikrobiyataya bu 2019'da Kuder ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada mikrobiyata diye bir laktobasil oranları var. Bu laktobasil oranlarına göre de kadınların gebelik oranlarını çıkartıyorlar bu çalışmada. İşte düşük mikrobiyatası olanlarda gebelik oranları daha düşük, orta olanlarda biraz daha düşük, yüksek mikrobiyatası olanlarda ise gebelik oranlarının yüksek olduğu ve böylelikle mutlaka laktobasil takviyesinin yapılması gerektiği ile ilgili bir çalışma yayınlandı. Daha sonra bu eşle de özellikle İda ve arkadaşların sunmuş olduğu çalışmada ise özellikle de düşük ve orta mikrobiyatası olan profilli olan hastalar tercih edilerek yapılmış bir çalışma bu çalışma. Ne yazık ki bu çalışmanın sonucunda ise plasebo yani herhangi bir laktobasil kullanımı olmayan grupta ise gebelik oranlarının ya da vajinal kültürdeki laktobasil oranlarının herhangi bir farklılık olmadığı gösterilmiş. O yüzden hatta Fokuson'da eşleri de oral laktobasil kullanımının çok fazla etkin olmadığı, vajinal kullanımında da sürenin birazcık daha uzun tutulması gerektiğinden bahsediliyor ki bunu ben birazcık daha ayrıntılı olarak tekrar sunumda anlatacağım. Burada kendilerine eleştirdikleri kısım gene oral mi vajinal mi kullanacağız, süre ne kadar olacak? Ama en son olarak oral laktobasil kullanımının ya da probiyotik kullanımının çok fazla mikrobiyataya olumlu etkisinin olmadığından bahsedildi eşle de. Şimdi gene herkesin merak ettiği sorulardan bir tanesi. Ben de merak ettiğim için özellikle takip ettim bunu. Acaba biz embriyoskop kullanırsak gebelik oranlarımızda herhangi bir değişiklik olur mu? 1731 tane kadın multicenter bir çalışma yapılmış, randomize kontrollü ve tek embriyo transferi yapılmış Hollanda'dan yapılan bir çalışma bu. Bu çalışmada normal embriyoskop kullanımının, yapay zeka eklenerek kullanımının ya da normal standart kullanımının henüz herhangi bir gebelik oranları üzerine ve düşük üzerine herhangi bir etkinliğinin olmadığı gösterildi. Bunu sundular eşi de bu çalışmayı sundular ki zaten Cohen çalışmaları da benzer sonuçları gösteriyor ki 2019'da 9 randomize kontrollü çalışma var. Yaklaşık 2955 kadın randomize ediliyor. Canlı doğum, düşük devam eden gebelik ve klinik gebelik oranları embriyoskopun ekstra bir üstünlüğünün gösterilmediği ile ilgili bir Cochrane database'imizde var zaten. Çok ilginç olarak eşte de çok fazla yapay zeka ile ilgili hatta yapay zeka standları var. Herkes kendi yapay zekalarını özellikle anlatmaya farklı farklı ekiplerin farklı farklı yapay zeka ile ilgili çalışmaları vardı. Burada Zaninovic ve arkadaşlarının sunduğu bir çalışma var. Bunu da çok ilginç bir şey yapmışlar. Acaba embriyologlarla yapay zekayı karşılaştırmışlar. Embriyologlar en iyi embriyo seçiminde %70 embriyo skorlama olarak yapay zeka ile artificial intelligence'da benzer olarak bulmuşlar. Dediğim gibi farklı firmalar var. Embriyo kullanan ve kullanılmayan gruplar var. O yüzden daha bu yeni yeni zaten 2021 yılında yapay zeka bizim gündemimize girdi. Başka bir çalışmada ise yine retrospektif bu çalışmalar. Yaklaşık 2502 tane blastokiste bakmışlar. Bunların 1000 tanesi euploid, 1500 tanesi aneuploid. 144 saatlik time-lapse görüntülü embriyolar takip edilmiş. Çünkü bu takibe göre de yapay zeka embriyonun euploid ya da aneuploid olmasını farklılaştırabiliyor. %90 olarak güvenilir aneuploid oranları tespit etmiş.
kötü bir oran değil. Ama dediğim gibi merkezler, kullanılan yöntemler çok çeşitli. Peki yapay zeka algoritmasına baktığımız zaman yapay zeka neye dikkat ediyor? Embriyonun morfokinetiğine dikkat ediyor. Embriyonun morfolojisine dikkat ediyor. Hücre bölünme, özellikle hücrenin nasıl bölündüğüyle dikkat ediyor. Mitokondrilerine dikkat ediyor. Embriyonun açılıp kapanmasına, yani pumping event dediğimiz açılıp kapanmasına dikkat ediyor. Ve bunları birleştirerek, bu 5 tane özelliği birleştirerek embriyo hakkında bize fikir veriyor. Ne fikri veriyor? İşte embriyon viyabilitesi, tutunabilme özelliği, işte ve genetik özelliği hakkında, öploid ya da anöploid olması hakkında bilgi veriyor. Tabii bu algoritmalar, dediğim gibi embriyoskop kullanan grup, kullanılmayan grup çok değişiklikler gösterebiliyor. Yine eşlerin çok özel bir oturum yaptı. Özellikle tiroid üzerine. Tiroid de önemsiyor ki biz de gerçekten önemsiyoruz. Çünkü TSH'in 2.5'in altında tutma istiyoruz ki hem TSH'in yüksek olması, 2.5'in üzerinde olması, yani subklinik hipotiroidi olması, tekrarlayan düşüklerle ilişkili, artı implantasyon başarısızlıklarıyla ilişkili. O yüzden ART'ye başlamadan önce mutlaka TSH seviyesinin bakılması gerektiğini vurguladılar. Başka bir oturumda da Van Dick ve arkadaşları, acaba biz anti-TPO'ya bakalım mı, yani antibodylere, antikorlara bakalım mı diye. Antikorlara bakmanın ekstra bir katkı sağlamadığını, TSH'ın normal sınırlarda olduğu zaman antikor yüksekliğinin düşüklerle klinik gebelik ve canlı doğum üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını vurguladılar. Tabii çok popüler bir konu COVID-19 ve fertilite üzerine etkisi. Biliyorsunuz COVID-19 işte yaklaşık 2 yıldır hepimizin hayatında. Acaba over üzerine bir etkisi var mı? Embriyona herhangi bir zarar veriyor mu? Sperm parametrenin olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyorsa nasıl etkiliyor ile ilgili. Ben en son eve götürecek mesaj olarak tek tek bunları vurgulamak istiyorum. Özellikle over rezerv üzerine olumsuz etkisiyle ilgili herhangi bir çalışma gösterilmemiş. Evet, sperm parametrenin olumsuz etkiliyor. Virüs değil ama enfeksiyon derecesi. Yani siz COVID enfeksiyonu ne kadar ağır geçirirseniz virüs özellikle sperm parametrenin olumsuz etkileyebiliyor. IVF sonuçları üzerine olumsuz etkisi şu an gösterilmemiş. Zona Zonapiristo COVID'den koruyor oositleri. Embriyolara enfekte olabilir. Özellikle hiç olmuş embriyolara COVID-19'un tutunabildiğini, bu da yeni bir bilgi. Viotti ve arkadaşlar 2022 yılında bu çalışmayı yapmışlar. Ki aşı da biliyorsunuz çok spekülatif. Acaba fertilite üzerine olumsuz etkisi var mı? Hayır, fertilite üzerine ve IVF sonuçları üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yok. Aşının sperm parametre üzerine olumsuz etkisi yok. Aşı gebelikte güvenilir olarak vurguladı özellikle eşre. Aşı gebelikte geçirecek COVID'in üreme sistemi üzerine olumsuz etkilerinde koruduğundan da vurguladı. O yüzden COVID-19 oturumu bizim için önemliydi. Sperm üzerine olumsuz etkisi varken yumurta rezerv üzerine olumsuz etkisi yok. Aşı da güvenilir olarak vurgulamak istiyoruz. Özellikle hepimiz tüp bebekle uğraştığımız için bizim en çok ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları. Bazen gerçekten çok iyi kalite, işte 3 tane 3 kez transfer yapıyoruz, en iyi kalite embriyo veriyoruz. Ama bir şekilde implante olmuyor. Çok ilginç bir oturumdu bu. Özellikle Marco'nun sunduğu bir sunum vardı ve ben oturuma katıldım. 50 tane hasta randomize ediliyor ve granulosit makrofaj koloni stimulating faktör hastalara transferden bir gün önce başlanıyor ve gebelik testine kadar devam ediyor. Diğer gruba herhangi bir şey, plasebo, herhangi bir ilaç başlanmıyor ekstra olarak ve gebelik oranlarının ciddi anlamda arttırdığını göstermiş. Yaklaşık %40 oranında gebelik oranları artmış. Canlı doğum oranlarında da ciddi anlamda artış olduğunu vurguladı Marco. Burada ben de tam sunum sırasında Ashley'den çektiğim fotoğraf kendi telefonumla. Ki bu gerçekten ilginç bir çalışmaydı. Bunun dışında başka implantasyon başarısını arttırma yöntemlerine baktığımız zaman Durgan'ın bir çalışması var. Birazdan buna bahsedeceğim ama genel olarak toparlamak istediğimiz zaman tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarını bizim hastalara daha çok önerdiğimiz işte PGD, genetik tanı mutlaka. Bazen ERA testinden faydalanabiliyoruz. Bazen taze transfer yapıyorsak dondurulmuş embriyo transferini hastalarımıza önerebiliyoruz. Eğer iyi bir embriyo kalite sınıflamasına bakıyoruz, daha iyi bir embriyo acaba nasıl elde edebiliriz?
Bununla ilgili neler yapabiliriz düşünüyoruz. Bunlar bizim genellikle bildiğimiz implantasyon başarısı için genel olarak bilinen yöntemler. İşte blastokist transferi, PGD eklenmesi, ERA testi, endometriyal reseptörite testi ve fresh sikluslardan sonra flozul embriyo transferleri. Ki bunların hepsinin ayrı ayrı mekanizmaları var. Embriyo implantasyonunu arttırabilmek için. Şimdi bu çalışmada çok ilginç bir şekilde HCG'nin üzerinde vuruluyor ki bununla ilgili iki tane metanaliz de birazdan ben sizle paylaşacağım. HCG'nin özellikle bu embriyonun tutunmasını endometriyal düzeyde kemokinleri artış gösterdiğini, özellikle işte lösemik inhibiting faktör, vasküler endotelial growth faktörü arttırdığını, işte MMP9, CD144, CD146 arttırdığını, embriyonun tutunmasına negatif etki edebilecek insülin growth faktör, insülin-like growth faktör bağlanma protein birini azalttığı, makrofaj kolonisitin etki faktörü azalttığını ilgili metanalizler ve çalışmalar, randomize kontrolü çalışmalar var. Özellikle oran olarak 500 ünite mililitre HCG ilave ediyorlar ki transferden önce. Bu çalışma ise, eşli de sunulan çalışma ise, ki çalışmayı Hint bir ekip sundu, Durga ve arkadaşları sundu. Durga ve arkadaşları yaptığı çalışmada 100 tane eklenen ve eklenmeyen grup şeklinde randomize etti ve HCG'yi 48-72 saat önce, embriyo transferinden 48-72 saat önce intrauterine eklediler. Tabii burada bazı kriterleri dışladılar. Özellikle işte tıbbal faktörleri, uterin faktörleri, obeziteyi, ileri kadın yaşını. Bunları dışladıktan sonra bu çalışmayı yaptılar ve çalışmanın sonucunda gebelik oranlarını herhangi bir fark bulamadılar. Gebelik oranlarını benzer buldular. Ama literatüre baktığımız zaman özellikle 2019'da Fertility'de yayınlanan bir çalışmada 15 tane randomize kontrollü çalışma, 2763 hastayı, ki ciddi bir hastayı kapsıyor. Canlı doğum olanlarını HCG, intrauterin HCG infüzyonunun transferden ortalama yaklaşık 15 dakika, çalışmaların çoğunda transferden yaklaşık 15 dakika önce yapılıyor. Ve canlı doğum oranlarını ciddi anlamda arttırdığını, devam eden gebelik oranlarını ciddi anlamda arttırdığını ve özellikle de düşük oranlarını ciddi anlamda azalttığı gösterilmiş. Ben HCG'nin bu kadar kapsamlı ve anlamlı olduğunu eşle de ilk dikkatimi çekti ve bunun üzerine de bu randomize kontrolü çalışmaları da burada sunmak istedim. Nasıl yapıyorlar? İntrauterin bunun nasıl yapıldığını da ben belki meslektaşlarım kendi kliniklerinde denemek istediği için çalışmaların ayrıntısına indim. Özellikle intrauterin 500 ünite HCG'yi Vitrolife Plus medium içerisindeki bu kültür medyumu embriyologlara sorduğumuz zaman bilinen bir medyum. İçerisinde 1 mm transferden 15 dakika önce soft kateterle, yani transfer kateteriyle enjekte ediliyor. 15 dakika sonra aynı kateterle de embriyo transferi gerçekleştirilmiş. Çalışmaların çoğunda bu şekilde yapılmış. Peki bu 15 randomize kontrollü çalışma içerisinde benim dikkatimi çeken özellikle 6 tane çalışma vardı ki bunlar ayrıca bir metanaliz olarak yayınlanmıştı zaten. Özellikle tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında yaklaşık 1432 kadında hem klinik gebelik oranlarını hem de canlı gebelik oranlarını transferden önce HCG infüzyonun ciddi anlamda arttırdığı gösterilmiş. Ki ben de kafamda rutin her hastaya değil de tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında herhangi bir sebep bulamadığımız zaman, embriyosu kaliteli olduğu zaman, genetik kanı yapmamıza rağmen, embriyosunun çok iyi olmasına rağmen tutunamayan hastalarda belki eğer histeroskopi de yaptık, herhangi bir bebeğin tutunmasına engel bir oluşum da gözlemlemediğimiz hastalarda sanki fayda gösterecekmiş gibi düşünüyorum ben de. Gerçi eşlerin yaptığı çalışmada herhangi bir fayda gösterilmemiş. Bir başka metanaliz daha var. Yine bu da eşlede yayınlandı. Yine HCG enjeksiyonunun tam transferden 15 dakika önce gebelik olanlarını, klinik gebelik olanlarını anlamlı oranda arttırdığını göstermişler. Burada 12 tane randomize kontrollü çalışma var. Yalnız dediğim gibi Hint ekibinin yaptığı çalışmada klinik gebelik, canlı doğum ve düşük oranları benzer bulmuşlar. Onlar uterinin, HCG'nin bu flashing etkisinin, yani bu kemokinleri arttırma etkisinin implantasyonun etkisinin olmadığını göstermişler. Biraz önce sunumun başında
bahsetmiştim, özellikle yapay zeka çok fazla gündem oldu. Ve burada biraz önce de bahsettiğim gibi, acaba ne kadar öpüyor, embriyoyu seçebiliyor? Farklı farklı çalışmalar koydum ki başka bir ekibin yaptığı çalışmada öploid ve anaploid'i, en iyi kalite embriyolarda ayırabilme yeteneği yapay zekanın %73, sensitif %73'te spesifik olduğu gösterilmiş. Dediğim gibi birçok faktör var. Bu birçok faktörü de yapay zekanın zamanla herhalde bu oturtacak bu sistemi. Ve oturduğu zaman da belki oranlar gitgide artacak. Dediğim gibi İDA'nın sunumuna ben canlı katılmıştım ve İDA'nın sunumunda da özellikle mikrobiyatanın önemli olduğunu, ama bu mikrobiyatada özellikle oral kullanımının çok fazla etkin olmadığını, kullanılacaksa vajinal uygulamanın en az 1 ila 3 ay arasında etkin olduğundan bahsetti ve bunu zaten eşi de kendi Focuson'da yayınladı. Yani burada vajinal laktobasit kullanımının etkin ama sürenin uzun tutulması gerektiğinden bahsedildi. Yine hepimizin ve özellikle bizim dikkatini çeken bir şey. Ben özellikle bu konuya, bu toplantıya da katılmak istedim. Çünkü biliyorsunuz artık ülkemizde antagonist bulmak çok kolay değil. Firmadan mı kaynaklı bilmiyoruz ama çok fazla antagonist bulamıyoruz. Artık erken LH sürecini önlemek için de çok fazla progesteron kullanıyoruz. Bu progesteron kullanımının acaba herhangi bir olumsuz etkisi var mı, yok mu? Pull responder'larda nasıl kullanmalıyız? Nasıl dozlar belirlemeliyiz ile ilgili. Özellikle bir oturuma katıldım. Bu oturumda biliyorsunuz düşük ovar yanıtı olan kadınlardan çok korktuğumuz şey prematür LH sörcü ve bu prematür LH sörcüne bağlı da ovarların erken rüptür olması. Tabii burada işte agonist antagonist kullanımının LH sörcünü önlediğini hepimiz biliyoruz ama dediğim gibi progesteron kullanımının herhangi bir olumsuz etkisi var mı? Herhangi bir olumsuz etkisi yok ama ne yazık ki taze transferi artık yapamıyoruz. Embriyoların hepsini dondurmak zorundayız. Gebelik oranlarının antagonist ve taze transfer yapılan grupla da benzer olduğu gösterilmiş. Kolibinakis'in yaptığı bir sunum vardı. Özellikle kötü ovar yanıtı olan hastalarda ki Kolibinakis daha çok Bologna kriterlerini, 2011'deki Bologna kriterlerini kabul etti. İşte ileri kadın yaşının olmasını, önceki yöntemde 3'ün altında yumurta toplanmasını ve azalmış yumurta rezervini. Burada acaba optimum bir doz belirleyebilir miyiz diye ya da dozu arttırırsak ne kadar arttırmalıyız diye şeklinde bir sunum yaptı. Kendisi biliyorsunuz daha önce eşlerinin de zaten yayınlamış olduğu bir bildiri var. Burada özellikle optimum doz olarak 150 ünite gün olarak öneriyor zaten eşi. Acaba düşük ovar yanıtı olan hastalarda bunu ne kadara kadar arttırabiliriz? En fazla 300 üniteye kadar. 300 ünitenin daha ötesinde ki burada kadının kilosu da önemli bir faktör. Çünkü body mass index arttıkça 300'e kadar, yoksa normalde 75 üniteden daha fazla arttırmanın faydalı olmadığını gösteriyor ama eğer kadın kiloluysa 300 üniteye kadar yani 150 ünite daha PSH eklenebileceğini, daha fazla 300 ünitenin üzerinde PSH eklemenin, 450-600 üniteleri eklemenin herhangi bir faydasının olmadığını özellikle vurguladı. Tabii dediğim gibi dozu mutlaka kişiselleştirmemiz gerekiyor. Neye göre kişiselleştiriyoruz? AMH seviyesine, kadının yaşına, gördüğümüz o ayki antral folikül sayısına ve özellikle kadının kilosuna ve body mass indeksine göre. Tabii biz ekstradan da tabii ekstra bir ek hastalığı olup olmaması da bizim için önemli. Endometriyoz varsa belki dozu birazcık daha yüksek tutabiliriz. Yine vurgulamak istenen bu optimum dozun dışında acaba tek başına PSH mı vereceğiz? Yoksa PSH artı LH ekleyecek miyiz kötü ovar yanıtı olan hastalarda? Bununla ilgili bir oturuma katılmıştım ve özellikle bunu vurgulamak için bu slaytı koydum. Burada PSH kadar LH'ın da özellikle yumurta gelişiminde önemli olduğu, özellikle kötü ovar yanıtı olan hastalarda ki burada kötü ovar yanıtı kabul eden 4'ün altında olarak kabul ediyorlar. 4-9 arası suboptimal. Onun üzerinde ise de normal optimal cevap olarak, ovar cevabı olarak kabul ediyorlar. Burada siklik AMP üzerinden yumurta kalitesine hem olumlu etkisi olduğunu hem de yumurtanın gelişiminde PSH kadar LH'ın da özellikle rekombinant LH'ın etkin olduğundan bu eşle de bu oturumda bahsettiler.
Özellikle optimum dozu sadece dozun değil, LH etkisinin de kötü ovary yanıtı olan kadınlarda olumlu olduğundan bahsettiler. Özellikle kadın yaşı ileri olan hasta grubunda da rekombinant LH eklemenin yani LH'ın da özellikle bir yeri olduğundan bahsettiler bu çalışmada. Hepimizin bildiği Humaday'ın kendi özellikle verilerinden bahsettik ki burada kötü ovary yanıtı olan ya da hiporesponsif olan hastalarda PCH kadar özellikle rekombinant LH'ın gerçekten yumurta sayısını ve yumurtanın kalitesini gebelik oranlarında anlamlı olarak arttırdığından bahsetti. Bunun sebebi de sadece PCH'ın değil LH'ın da bu yumurtalardaki reseptörlerin azalması, mevcut dolaşımdaki androjen seviyelerin azalması, özellikle kötü ovary yanıtı olan kadınlarda ve bu biliyorsunuz kötü ovary yanıtı olan kadınlarda zaten çoğunlukla ileri yaştaki kadınlar oluyor. O yüzden sadece PCH değil bu grupta LH da mutlaka ovaryan stimülasyonda eklenmesi gerektiğinden bahsetti ki hem cevap hem gelişme hem de daha iyi bir şekilde folikül elde edebilmemiz için sadece kötü ovary yanıtı olanlar değil, ileri kadın yaşında da LH eklemenin önemini vurguladılar. Ve benim de eşte de özellikle dikkatimi çeken sonuçta biz bir Türk hekim olarak oraya gidiyoruz. Bir Türk hekim olarak da gözümüz acaba hangi Türk hocanın konuşması var? Benim de Hacettepe'den hocam olan Timur Hoca'yı orada özellikle de çok ilginç ve çok güzel bir konuşmasını dinledik. Yumurta yenileme ile ilgili neler yapılabilir? Özellikle HOI hastalarında yani prematür ovaryen yetmezliği olan hastalarda neler yapılabilir konuşmasını dinledim ve gerçekten gurur duydum. Bu webinar aracılığıyla Timur Hocam'la da selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Burada PRP'nin nasıl etkili olduğunu, kök hücrenin hangi aşamada olduğumuzu özellikle kendi sunumunda vurguladı Timur Hoca. Şimdilik kök hücrenin daha yeni yeni gündeme geldiğini, özellikle pluripotent kök hücrelerden halen oosit elde edilemeyeceğini, oogonia-like yani oosite benzer hücreler elde edildiğini fakat bunlar da insanlar için uygun olmadığını, halen realite olmadığından bahsetti Timur Hoca. Burada çok ilginç bir şey öğrendim Timur Hocamın sayesinde. Özellikle Kavasima ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada YAP ve TAZ diye iki tane enzim var ve bunlar da folikül gelişimi için çok önemli enzimler. Ve bu YAP ve TAZ enzimlerinin özellikle hiposignaling dediğimiz bir yöntemle bu yöntem Kawamura ve arkadaşlarının kullandığı bir yöntem. Özellikle overlerin korteksinden wedge rezeksiyon yapıyorlar. Daha sonra fragmante ediyorlar ve daha sonra tekrardan ototransplant şeklinde yumurtaya enjekte ediyorlar. Burada iki gruba ayrılmışlar yalnız çalışmalarda, POI hastalarında yani prematür ovaryen yetmezliği olan hastalarda. Bir grupta ekstradan aktivatör eklemişler ama Timur Hocam da kendi sunumunda sadece fragmantasyonun yeterli olduğunu, hatta aktivatör kullanımının granuloz hücreler üzerine zarar verebileceği için sadece fragmantasyon yapmanın yeterli olacağını, yani oosit orada özellikle embriyologlar fragmente ediyorlar ve daha sonra o fragmente edilen yumurtalık dokusu tekrar yumurtanın içerisine konuluyor. Kendi yaptıkları çalışmadan bahsetti. 10 tane prematür ovaryen yetmezlik olan hastada 3 hastadan gebelik elde ettiğini. Burada başarıyı etkileyen en önemli iki faktörün genç hastalarda daha çok genç POI hastalarda daha etkin olduğu bu yöntemin ve menopoz sırasında uzun olmaması gerektiğini, menopoz süresinin 1 yılın altındaysa bu yöntemin başarılı olabileceğinden bahsetti Timur Hoca. Başka çalışmalardan da örnekler verdi ki bu gerçekten geniş serili bir çalışma. Yaklaşık 12 tane klinik gebelik olduğunu ve 10 tanesinin doğumla sonuçlandığını ki yaklaşık hastalar uzun süre takip ediliyor ve gene ototransplantasyon yapılıyor. 12 hastanın 20 tanesinde bu uygulanıyor ve yüksek oranda da gerçekten %60 oranında 12 hastada gebelik elde ediliyor 20 hastanın. Kendi çalışması da zaten benzer oranlarda. PRP'den özellikle biliyorsunuz PRP çok tartışmalı bir konu.
Kimi bizim bebekle bile artık ikiye ayrılmış durumdayız. Kimi arkadaşlarımız PRP yanlısı, kimi karşıtı. Hoca burada PRP ile ilgili gerçekten çok güzel bilgiler verdi. PRP'nin etkinliğinin nasıl olduğunu, yapılmış çalışmalardan, klinik çalışmalardan, ki klinik çalışmalardan bir tanesi zaten Türkiye'den olan bir çalışma. Yiğit ve arkadaşlarının yaptığı yaklaşık 311 hastayı yapıyorlar ve %64 antral foliküler elde ediyorlar. %8 de canlı doğuma gidiyor ki bunlar gerçekten kötü over yaratı olan, kötü over rezervi olan hastalar. Hiç yadsınamayacak bir oran. Folikül kalitesini, sayısını PRP ile arttığından bahsetti Timur Hoca. Özellikle endometriyom, ince endometriyomda faydalı olduğu ile ilgili çalışmalardan bahsetti. Spontan gebelik sayısını arttırıyor. IVF sonuçlarını arttırdığından bahsetti. Çünkü yumurta kalitesini arttırdığı için embriyo kalitesini de arttırdığından bahsetti Gürkan Hoca. Kendi yaptığı bir çalışmadan bahsetti ki bu çalışmanın daha sonuçlarını sunmamış. Özellikle polikistik over sendromu olan ve tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan ya da kaliteli embriyo elde edilemeyen grupta PRP yaptıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiğinden bahsetti. Son olarak da kök hücrede özellikle ilyak kemikten alındığını kök hücrelerin ilyak kemiğin kemikliğinden elde edildiğinden bahsetti ama son yapılmış çalışmalarda insanlara kolonistimül edici faktör verildikten sonra kandan afrezle de kök hücre elde edilebileceğini ve bu yöntemin daha kolay olduğunu, bununla da ovaryan rejenerasyonuna katkı sağladığından bahsetti. Ve Ivirman'ın yaptığı bir çalışmadan bahsetti. Özellikle kötü ovar rezervi olan, düşük ovar yanıtı olan hastalarda yapılmış bu çalışma. Tam poi hastalarına yapılmamış aslında. 17 hastaya yapılmış ve %81 sonuç elde edilmiş. Bunların %5'i tüp bebekte, %3'ü de kendinden gebelik şeklinde elde etmişler kök hücreyle. Ki bu çalışmalar gittikçe günden güne artıyor. Umut verici çalışmalarında olduğundan bahsetti. Tabii bir bilim adamının da eşi de bu denli kapsamlı bir sunum yapmasından da gerçekten çok mutlu oldum. Bizim de örnek aldığımız hocalarımızdan Timur Hocam da. Ben tüm eşle highlights olarak yani tüm eşle de eve götürecek mesajlar olarak yenilikleri de özellikle bahsetmek istedim ve yeniliklerde bunlar. Teşekkür ederim. Evet Gökalp Hocam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok hızlı bir şekilde Eşre'yi bize hatırlattınız. Orada olamayan arkadaşlarımız için güzel bir özet oldu. Bütün konu başlıkları da ben de notlar aldım. Gerçekten özellikle tüp bebek pratiği yapan kadın doğum hekimlerinin kafasında soru işareti olan merak ettiği konu başlıklarıydı. Bazıları her zaman soru işareti olarak kalmakla birlikte yine de Evet. son güncel durumun ne olduğunu bize özetlediniz. Ben bugün bize katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Pazar akşamı olmasına rağmen vakit ayırıp bizimle bu akşamı değerlendirdiler. Şimdi eğer soru veya katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa onları alalım. Bu arada siz toparlayıcı bir söylemek istediğiniz genel itibariyle varsa da lütfen onları paylaşın. Ben eğer bir soru varsa araya girip sizinle paylaşacağım. Evet, öncelikle ben tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten hani 40 dakikalık bir süre içerisinde Eşre'yi özetlemek kolay olmadı benim için de. Biraz hızlı gitmişsem kusura bakmayın. Yani takılan ya da anlaşılmayan, net anlaşılmayan bir şey olursa da katılımcılar mutlaka bize sorsunlar. Ben her türlü şeyi anlatmaya çalışırım. Özellikle güncel pratik olarak da aktif olarak da tüp bebek yaptığımız için benim de bu sunumu hazırlarken dikkat etmek istediğim şey yenilik ne var? Yani farklı ne meslektaşlarıma, tüp bebekle uğraşan meslektaşlarıma farklı neler anlatabilirim? Özellikle bundan bahsetmek istedim. Ki çoğu anlattığımız şeyler yenilikler. Özellikle burada vurgulamak istediğim işte yapay zekanın nasıl
kendisini geliştirdiğiyle ilgili ki daha sonuçların çok erken olduğu. Covid-19 biliyorsunuz daha yeni yeni sonuçlar geliyor ki ben daha embriyoya Covid'in bulaştığını yeni özellikle hiç olmuş embriyoya bulaştığını yeni eşle de öğrendim. Özellikle işte doğal stimülasyonda farklı şeyler deniyorlar. Normal bizim klasik yaptığımız agonist triggers değil de iki defa HCG ile trigger yapsak sonuç alabilir miyiz? Henüz onlardan herhangi bir sonuç alamayacağımızı. Mikrobiyom konusu çok tartışmalı bir konu. Aslında tam oturmuşken evet biz laktobasit ekleyelim, embriyo tutunmayı arttıracağız derken yapılmış bu çalışmada sürenin çok kısa olduğu, genellikle biz transfer öncesi laktobasit başlıyoruz. Halbuki en az 3 ay laktobasit kullandığı zaman bir kadının vajinal florasında laktobasillerin etkin doza özellikle de yetersiz mikrobiyatası olan düşük ve orta mikrobiyatı olan grupta en az 3 ay vajinal laktobasilin oral formu zaten çok etkin olmadığından bahsettiler. Onun dışında optimum doz ile ilgili 3-4 tane özellikle slide ki bu konuda özellikle konuda otör olan işte Kolibin Erkis'in konuşmasını özellikle koymak istedim. Burada hala yüksek dozların çok fazla etkin olmadığı, hala dozları daha birazcık da optimum tutmak gerektiğinden bahsettiler ki tabii her dozun her kişiye uygulanmadığını, mutlaka tedavinin kişiselleştirilmesi gerektiğini, kişiselleştirme tedavisinde de AMH'ın, antral folikül sayısının O2, işte kadının body mass indeksinin, ek hastalıkların olup olmamasının önem arz ettiğinden bahsettiler. Özellikle tedavi öncesi yani preterit öncesi düşük ovar yanıtı olan kadınlarda testosteronun anlamlı olduğunu ve sürenin birazcık daha uzun tutulması gerektiğini, en az bir 40 gün kadar testosteron alımının vajinal kullanımının da etkin olduğu ama sanırım bildiğim kadarıyla Türkiye'de vajinal formu yok. Biz de halen DHA olarak hastalarımızı öneriyoruz. Tabii burada dozların halen tartışmalı olduğu, sürenin halen tartışmalı olsa bile testosteron kullanımının yumurta kalitesini anlamlı olarak arttırdı. Ve özellikle vurguladıkları şeylerden bir tanesi de sırf bunun için de özellikle oturum düzenlediler. Tiroid fonksiyonlarının embriyo tutunması için özellikle TSH'in 2.5'in altında olması gerektiğini şeklinde ben kısaca tekrar özetlemiş olayım. Evet, teşekkür ederim. Bu arada bana özelden gelen bir soruyu da paylaşayım. Evet, gerçekten konu başlıkları çok cazipti. En son kısımda da çok değerli hocamız Timur Hoca'nın Evet. prezentasyonundan bahsettin. Kendisi hepimiz için tabii çok örnek bir kişi. Her zaman olduğu gibi oradaki konuşmasıyla da yeni ufuklar açmış dinleyicilere. Orada bahsettiğin, hocanın bahsettiği PRP ile ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da yani bir eleştiri bu noktada. Murat Evet. Sönmezer hocamız benimle paylaştı. Doğru. Menopozdaki hastalara PRP uygulanması. Yani artık bu noktada PRP uygulamak anlamlı mı? Bununla ilgili bir fikrini, kendi fikrini belirtmiş ve yani aslında eleştirerek bunu söylemiş. Sizin bu anlamda önerileriniz ne? Onu duymak isterim. Bir de kendisi mikro hücre çalışması yapıyor. Buradan atrofik overlere PRP uygulanınca geri geldiğini gözlemledim diye de bir bilgi paylaşmış Evet, bizimle. doğru. Menopozdaki hastalara PRP yapılmasının bir anlamı var mı sizce? Şimdi ben Murat hocama teşekkür ediyorum. Zaten bu konuşmayı özellikle benim yapmamla ilgili kendisinin çok büyük katkısı var. Murat hocamı da zaten kendisini de yakından takip ediyorum. Sanırım kendisinin de benzer çalışmaları var. Özellikle yumurta tekrar ototransplantı ile ilgili. Kendisinin bu çalışmalarını da gururla takip ediyorum, izliyorum hocamı. Ben sadece burada PRP ile ilgili olan kısmı o cümlelerin hepsi Timur hocamın cümleleri. Yani benim kendi kişisel cümlelerim değil. Timur hoca başta 3 tane case report yani vaka sunumundan bahsetti. Bir tanesi Yunanistan'da. Diğer ikisi de gene case report şeklinde. Daha sonra da
Acıbadem grubu olan Yiğit'in yaptığı çalışmadan bahsetti. Ve bu çalışmada da folikül elde edilebileceği ve %8'e yakında gebelik olduğundan bahsetti. Ve PRP'nin etki mekanizmasından bahsetti. Özellikle işte growth faktörleri içerdiğinden ve bununla da yumurtaların stimüle olabileceği, özellikle plantralların antrenöre dönüşebileceğinden bahsetti Timur Hoca. Ben hocamın sunumu Eşli'de yaptığı için sonuçta konumuz da Eşli'den eve götürecekler olduğu için de ve tek orada sunum yapan Türk bilim adamı olduğu için ben Timur hocamın sunumunda özellikle burada vurgu yapmak istedim. Kendim de kişisel olarak PRP hastalarımıza uyguluyoruz. Uygulamayı öderiz. Ben de bir dönem Acıbadem'de çalıştım ve bizde de orada bir alışkanlık oldu. Menopozdaki hasta grubu şöyle önemli benim için. Yaş grubu çok önemli. Yani genç hasta grubuysa, menopoz süresi kısaysa, yani bir yıldan daha fazla hasta menopoza girmiş hasta grubunda çok fazla sonuç elde edemiyoruz. Yaş ileri, özellikle 40 yaşında ileri hasta grubunda PRP'den herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Ya da baktık doku var mı? Yani bir de çok ilginç oluyor. Mesela ben hastaya diyorum ki sende herhangi bir PRP yapacak doku yok diyorum. Hasta 3 ay sonra tekrar bana geliyor. Ben başka şurada PRP yaptırdım. Sonuç alamadım, bir de size yaptıracağım. Yani biz hastayı yapılmaması gerektiğini söylememize rağmen hasta yaptırabiliyor. Tabii etik olup olmaması kısmı ayrı bir şey ama bir PRP yapabilmemiz için öncelikle ultrasonda o dokuyu görmemiz gerekir. Belki hocaların yaptığı ki sanırım onlar da kendi çalışmalarını arttıracaklar. Bu fragmente edilen yumurta dokusunun tekrar ototransplant olarak yumurtaya enjekte edilmesini belki orada daha güzel sonuçlar elde edeceğiz ama PRP'de sanki benzer bir mekanizma oluyor. Orada dokuyu alıyorlar ve dışarıda embriyologlar bu şekilde parçalama yapıyor, fragmente ediyor. Biz de sanki yumurtayı biliyorsunuz opu iğnesiyle yapıyoruz PRP. Böyle korteks kısmında sanki böyle bir fragmente ediyor gibiyiz. Yani fiziksel olarak benzer PRP'de belki sadece plazmanın etkisi değil, fiziksel etkisinden de faydalanıyor olabiliyoruz ki bazı hocalarımızla bunu konuştuğumuz zaman özellikle kendilerinin söylediği şey bunun da gerçekten etkin olabileceği. Yani sadece iğneyle bile dokuyu uyardığımız zaman orada oositleri uyarabileceğimizden bahsediyorlar. Dediğim gibi burada hasta grubunu seçmek çok önemli. Gençse, yaşı gençse, menopoz süresi ise kısaysa evet ben hastalarıma PRP'yi öneriyorum. Önerirken de hastalarıma söylediğim şey şu. Elimizde tek bir klinik çalışma var. O çalışmaya göre de %8 gebelik oranı var. Eğer bu oranı siz için tatminkar buluyorsanız ben elimden geleni yaparım diyorum. Ki hastaları sadece tabii ki PRP'de uygulamıyoruz. Daha sonrasında da mutlaka testosteronu ilave ediyoruz. Diğer gıda takviyelerinden ekliyoruz. Ki bir oosit elde edersek gebelik elde edebilmenin peşinde koşuyoruz. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında sizin de anlattığınız şeyi belki son bir cümlede ben ekleyeyim. Gerçek anlamda menopozdaki bir hastaya umut olarak sunmamak lazım diye Doğru. Doğru. Murat Hoca da bir kere daha paylaştı. Aynı fikirdeyim. Doğru. Daha önceki dönemlerde belki denenebilir ama gerçek anlamda menopozdaki bir hastaya bunu önermek herhalde çok etik de olmayacaktır. Doğru. Evet, bunun dışında Cem Hoca bir söz istiyor. Kendisine söz Tabii ki. verelim. Ata yardımcı olur musun? Cem Hoca'nın sesini duyabilir miyiz veya sorusunu alabilir miyiz? Cem Hocam, size mikrofon açma isteği gönderdim. Evet, Cem Hocam, söz sizin, dinliyoruz. Cem Hocam, mikrofonunuzu açar mısınız? Hocam sanırım Cem Hoca bağlantıdan düştü. Peki.
Evet, Murat Hoca yine bir soru sormuş. Evet, testosteron ve DH arasında karşılaştıran bir çalışmadan bu Var şeyde mı? bahsetmediler. Yok, herhangi bir bahsetmediler. Sadece testosteron ekleminin gebelik oranlarını 2,2 canlı doğumlarında 2,3 kat arttırdığından bahsettiler çalışmada. Burada testosteron olarak da hangi testosteron kullanacağımızdan da bizzat bahsetmediler. Zaten daha sonra kendini eleştirme kısmında da sunumun sonunda bunların halen tartışma konusu olduğunu, acaba DHA mı vereceğiz yoksa testosteron mu vereceğiz, oral mı kullanacağız, vajinal mi kullanacağız, bunu halen tartışmalı olduğundan bahsettiler. Burada da ben yine bir ufak katkı yapmak istiyorum. Bizler genelde hastalarımızı karşımıza geldiği zaman bir an önce hem onların sabırsızlığı sebebiyle hem zamandan Evet. tasarruf etmek adına bir an önce tedaviyi alıp mümkün olduğunca hızlı sonuç almak istiyoruz. Bu noktada demin de bahsettiğiniz gibi bu testosteron kullanımları, laktobasil kullanımları ki vajinal olarak oralini zaten ben hiçbir zaman anlamamıştım ama vajinal kullanımları gibi uygulamaları, erkek hastalara kullanılan bu antioksidanlar vesaire bunların çok daha uzun süreler gerektirdiğinin altını çizmek lazım. Yani Doğru. hastayı karşımıza görüp 15 gün sonra yapacağımız bir işlem için bu hazırlıklar çok yetersiz kalacağını Kesinlikle. altını çizmek istiyorum ben de. Özellikle o konuşmada da zaten hani kısa süreli değil, androjen tedavisi, pretreatment testosteron eklemesinin en az 40 gün olması gerektiğinden bahsetti konuşmacı. Doğru. Daha az bir testosteron ekleminin çok fayda getirmediğinden, ama süreyi uzun tuttuğumuz zaman testosteronun faydalı olduğundan. Yalnız bir de ben şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi hastalar bize geldiği zaman bazen pretreatment süresi sırasında biz pretreatment'ta yeni bir folikül üretimini çok fazla tetikleyemiyoruz. Biz ne yapabiliyoruz? Birazcık daha yumurtanın kalitesini arttırmak istiyoruz. Ama bize mesela geldiği zaman bir 2 ay pretreatment verip 2 ay sonra yumurtasını daha az gördüğümüz zaman ondan da üzülüyoruz. O yüzden ben hastalarıma şu şekilde yaklaşıyorum genellikle. Gördüğüm her yumurta benim için kıymetli. Pretreatment'ı devam ederken, yani testosteron tedavisi devam ederken gördüğüm her yumurtayı da toplamak istiyorum. Hastaya da bu şekilde bilgi veriyorum. Çünkü çok başıma geldi. Hastaya ön tedavi verelim diyoruz. İşte testosteron başlıyoruz. 2 ay geçiyor. 2 ay sonra ilk geldiğindeki 3 yumurtadan bir yumurtaya düşüyor. Yumurta kalitesini arttıracağız derken sayı azalınca da ister istemez hem hasta daha stresli oluyor hem biz daha stresli oluyoruz. O yüzden ben hastalarıma bu şekilde anlatıyorum ve her gördüğüm yumurta da benim için kıymetli olduğu için eş zamanlı da yumurtalarını toplayıp bu pooling, yani havuzlamayı seviyorum. Havuzlama yapmayı hastalarıma Yumurta mı, embriyo mu? öneriyorum. Yani daha çok emri havuz diyoruz. Evet, yani evli hastalarda. Bekir hastalarda ise tabii o yumurta donduruyoruz. Yine bir soru var. Androjenlerin genç ya da ileri yaş, zayıf over rezervli hastalarda etkinliğinde bir fark var mı diye. Yok, burada herhangi bir genç ya da ileri yaş değil. Burada poor ovarian response olarak kriterleri işte 3 kriterler ikisine girmişse poor ovarian response olarak kabul etmişler. Ve onun üzerine yapmışlar bu çalışmaları. Evet. Yine bu seneki kongremizde Kutlu Oktay Hoca'nın primordial folikül gelişimiyle ilgili anlatacakları bize bu düşük over rezervli hastalar için yeni ufuklar açacağını düşünüyorum. Bunu da katılımcılara bir kere daha duyuralım. Peki. Sanırım başka Belki soru. Cem Hoca buradan sohbet kısmından sorarsa oradan onun sorusunu da cevaplarız. Evet, ona ulaşamadık maalesef. Evet, ona ulaşamadık. Ben şöyle çok hızlı bir şekilde konu başlıklarını bir kere daha şöyle arkadaşlarımıza hatırlatalım. Siz freeze olun, Ben teşekkür ederim hocam. fresh transferle kıyaslamasını yaptınız. Genel itibariyle eşit olduğunu, dondurulmuş embriyo transferinde natürel siklus uygulamasının biraz Kesinlikle. daha ön planda düşünülebileceğini,
Yumurta sayısının özellikle higher responderlarda fazla olmasının sonucu olumlu etkileyebileceğini söylediniz. Androjen kullanımının anlamlı olduğunu ama strateji konusunda hala çok net olamadığımızı, mikrobiyata ile ilgili laktobasil kullanımının özellikle vajinal ve uzun süreli kullanımının anlamlı olabileceğini, oralin çok anlamsız olduğunu söylediniz. Embriyoskop kullanımının çok anlamlı bir katkı yapmadığını, yapay zekanın şu an çok emekleme safhasında olduğunu söylediniz. TSH kontrolü, tiroid fonksiyonlarının kontrol altında tutulmasının çok önemli olduğunu, güncel olarak COVID'le mücadelemizin umarım yakın zamanda geride kalır ve unuturuz. Spermleri olumsuz etkilediğini, oositleri olumsuz etkilemediğini ama embriyoların risk altında olduğunu özellikle hatch edilenlerin söylediniz. Tekrarlayan implantasyon başarısızlıklarında GM-CSF anlamlı olabileceğini ama HCG uygulamasının tartışmalı bir şekilde artı ve eksilerinden bahsettiniz. Tedavi sırasında kullandığımız maksimum dozun 300'ü geçmemesini hatırlattınız ve Timur Hoca'nın da ovaryen rejüvenasyonla ilgili ufuk açıcı sunumundan bahsettiniz. Bu kompakt, güzel sunum için ben şahsım adına ve Reme Tıbbi Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu adına çok teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir son söz varsa onu alayım. Sonra katılımcıları Cuma gecesi için daha fazla meşgul etmeyelim. Ben de çok teşekkür ederim. Bana böyle bir imkan sağlayıp böyle güzel bir önemli bir oturumda ev sahipliği yapma fırsatı tanıdıkları için. Bugün özellikle günün önemini de vurgulamak istiyorum. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve ülkemizde çiçeklerin açışı. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sevgi, saygı ve rahmetle de anıyorum. Evet, çok teşekkür ederim ben de. Dileklerinize, kutlamalarınıza gönülden katılıyoruz. Evet, size emekleriniz için katılan tüm meslektaşlarımıza da bu akşam bizimle geçirdikleri için teşekkür ediyorum ve oturuma son veriyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.